Biliyordum. Bekliyordum. Çok bile dayandım. Çünkü bizim sonumuz daha en başından belliydi. Biz 4 kişiydik. Kuyu dibinin 4 günahsız çocuğu. Ecevit, yani Şerif, liderimizdi. Bilal, yani Sarı, en küçüğümüz. İbo, Iska, neşelimizdi bizim. Ben Zeki, yani Yanık. Bir de Ahu, hepimizin kıymetlisiydi. O da 5.'miz. Bir kötülük ettiler bizi. Biz de bir yemin ettik. Susluk. Yıllar sonra bir isim verecekler bize. Suskunlar diyecekler. Şimdi kimse bilmez. Yalnız ben biliyorum. Aslında bizim hikayemiz 20 yıl evvel bitmişti. Ama bu sabah her şey yeniden başladı. Ben başladım. Yıllarca görmedik birbirimizi. Bambaşka yollara gittik. İçimizden sadece biri çok şanslıydı. İyi okullarda okudu. Afilli arabaları, fiyakalı takımları, uzun bacaklı sevgilileri, her şey oldu. Kuyu dibini, çocukluğunu, başına gelenleri unuttu. Ama bir daha kimseye haksızlık yapılmasına izin vermedi. Ecevit Orhan, yani bizim Şerif. Kariyerinin zirvesindeydi Ecevit. Cümle alemin öldürsen olmaz dediği bir davada son celseye gelmişti. Zafer kapıdaydı artık. Yapmayın, mahcup oluyorum bu. Bitmedi ki daha dava. Hayır, hakikaten tarihe geçtin. Bunun bir formülü, bir şeyi varsa bize de söylesene. Doğru zamanda doğru yerdeydim herhalde. Müvekkilim suçsuzluğunla ilgili geriye tek bir şey kalıyor. Siz şans inadına, ben 8 aylık sıkı bir çalışma derim. Ama her halükarda siz haklı çıkarsınız çünkü hepsi bir arada olmadan olmaz. Hepsini de bir araya tek bir şey getirebilir. Dolayısıyla biliyor oluyorsunuz zaten cevabı, değil mi? Herhalde. Ecevit. Kazandık. Kazandık. Dur, kazanmadık daha. Herkes kesin diyor ama. Bu sabah atlattıysak tamamdır diyorlar. Gazeteler bile yazdı. Duyanda ilk kez kazanıyorum sence. Ama ukala. Hadi yürü, kutlayacağız. Ya ben... Kutlamaları sevmiyorsun. Biliyorum. Senin orası şimdi... Kalabalık da olur. Onu da sevmiyorsun. Sen şimdi bir de... Şimdi pastalar falan keserim ben. Onu hiç sevmiyorsun. Hem bilirim hem yaparım diyorsun ha? Hayır yok. Bir şey yapmayacağım sus. Atraksiyon yok. Sakin bir kutu. Baş başa. Ecevit, bir dakika baksana. Hadi sen git, sonra görüşürüz. İşten. Sen de gel. Patron bu çok. Beni gıcık etmek için yapıyorsun değil mi? Böyle patron matron. Ha? Milyon dolarlık adamı kurtarıyorsun oğlum İptal. Biz de ona göre bir şey yapacağız herhalde. Tabii kazanırsan. Tarihine bak tarihine. 2 gün sonra hepsi senin oğlum harca. Ohohoho, Ecevit kalk kalk kalk, çalışman lazım. Sen dur bakalım bir sen ama. Kendine ait bir oda, stajyer. Bir de şirketin arabası altına, tamam mı? Bak son teklifim ha. Teşekkür ederim. Ama yokum diyor. Bir sen kızım nedir senin böyle? Restoran, halkla ilişkiler falan ha? Sen avukatsın kızım, ben seni tanıyorum. Sonra gelirsin kapıma yalvarırsın, almam. Sermetciğim, şöyle özetleyeyim canım. Ben bu şirketten alacağımı aldım.
Aşktan soğudum ya milleti boşandıra boşandıra. Yani yarın öbür gün bir evlilik teklifi alsam nasıl kabul edeceğim bilemiyorum. Oldu. Bana müsaade. Patron akşam görüşürüz. Akşam mı akşam yok. İzinlisin duruşmaya kadar. Ayrıca Sermet, Sermet.